Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sınavsız Üniversite videomuza hoş geldiniz. Sizlere bu konuyla ilgili elimden geldiğince bilgiler vermeye çalışacağım ve aklınızdaki soruları elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sınavsız Üniversite videomuzu konuşacağız. Sınavsız Üniversite nedir, nasıldır, herkes yapabilir mi? Ve sorulan soruları şu anda yanımda laptopum var. Sorulan soruları yazdım ve sizlerle beraber bu soruları cevaplandıracağım. İsterseniz direkt videoya geçelim. Birinci soruya başlayalım arkadaşlar. Koşul nedir? Arkadaşlar koşul olarak 2 tane yumurta, 5 kilo çimento... Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl. Hoş geldin karıcığım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Koşul olarak burada Rusya'da üniversite okumak için tek koşul, bakın, tek koşul lise diploması. Evet, tek koşulunuz lise diploması ve para. Para. Para her kapıyı açar derler. Evet, para. Yani Türkiye'den ve Rusya'dan örnek vermem gerekirse, Türkiye'de girdiğiniz üniversite sınavında puanınız çok kötü olduğunda üniversiteyi paralı okuyorsunuz ya, Rusya'da puan olmadan, sınava girmeden para verip üniversite okuyorsunuz. Rusya'daki çok daha hesaplı. İkinci soruya geçelim. Hangi bölümleri okuyabilirim? Arkadaşlar istediğiniz her bölümü okuyabilirsiniz. Türkiye'deki üniversite bölümlerinin hemen hemen hepsinin karşılığı Rusya'da var. Beden eğitimi var, uluslararası ilişkiler, mimarlık, dil bilimi, dille ilgili bölümler, çevirmenlik, hepsi var yani. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, bunların hepsini siz okuyabilirsiniz. Dilediğiniz bölümü siz Rusya'da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Diploma notunun önemi var mı? Hangi bölümlerde var? Arkadaşlar şimdi kendimden örnek vermem gerekirse, benim lise zamanım çok iyi bir zaman değildi. Yani ben lise zamanında çalışmayı sevmeyen bir insandım. Bundan dolayı da ders çalışmadım. Ders çalışmayınca tabii diploma notu OBP kaç olacak? Yani 90-100 olamaz. Özel okula da gitmedim. Öyle bir durumumuz da yoktu yani. Neyse arkadaşlar, benim OBP'm 68'di ve ben Rusya'da Kazan şehrinde Kazan Federal Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okuyor muyum? Okuyorum. Yani 68'de beni alıyorlarsa diploma notunun pek önemi yok. Yalnız olarak arkadaşlar tıp için 75 üstü diploma notu tercih edilir. Risk almaya gerek yok. Diğer soruya geçelim. Nasıl uyum sağlanır? Evet arkadaşlar, ilk önce 6. sınıfta biyoloji dersinde ne görmüştünüz? Adaptasyon. Bu kalem onlar renk. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Burası da dünya, Türkiye'de dünya, Amerika'da dünya. Sınıf değiştirmenin, üniversite değiştirmenin veyahut şehir değiştirmenin birazcık daha zorunu düşün. Hepsinin ortak sonuç paydası nedir? Siz kesinlikle uyum sağlarsınız. Tabii eğer uyum sağlamak isterseniz. Bu kadar arkadaşlar. İsterseniz uyum sağlarsınız. Hele burada Rusça'yı da güzel bir şekilde öğrenip arkadaş ortamı, sosyal ortam edinirseniz Türkiye'ye bir daha dönmek istemezsiniz. Aynı benim gibi. Denkliği var mı? Evet arkadaşlar, denkliği var. Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre dünyada ilk 1000'de olan üniversitelerde direkt denklik veriyor Türkiye. İlk 500'de olan üniversitelerde de yatay geçiş imkanı sağlıyor. Yani örnek veriyorum, Avusturya'da ilk 500'de olan bir üniversitede okursanız Türkiye'ye geçiş yapabilirsiniz. Bak, yapabilirsiniz. Yapmanız kesin demiyorum, yapabilirsiniz. Tabii tanıdıklar olur, işte para verip geçen oluyor, tanıdıkları olup geçen oluyor. Notları iyi olan, ondan sonra o şekilde geçen oluyor. Notlarınız iyiyse de geçme ihtimaliniz gerçekten yüksek. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Türkiye'ye geçiş yapabilir miyim? Evet arkadaşlar, yapabilirsiniz. Denklik tabii ki var arkadaşlar. Siz üniversiteyi bitirdikten sonra Avrupa'da çalışmak isterseniz eğer, bolukma sürecine Rusya üniversiteleri dahil olduğu için, özellikle Kazan Federal Üniversitesi'nin de sıralaması gayet iyi olduğu için Avrupa'da, Amerika'da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bilin. Çalışabilirsiniz. Türkiye'ye geçiş yapabilir miyim? Evet. 5. soruda bunu cevaplandırdım. Orada yaşayabilir miyim? Aslında yaşamak cümlesi kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Bundan dolayı da ben size kendi yaşantımı söyleyeyim. Siz de yaşayabilir misiniz? Onu anlayın. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum? Burada Kazan Federal Üniversitesi'nde yurtlarımız bizim gayet güzel. Üniversitemiz gayet iyi. Şehir gayet hesaplı. Yemekler gayet hesaplı. Ve burada yurtlarda biz kendi yemeğimizi kendimiz yapabiliyoruz. Yurdun içinde süpermarketler var. Hani hiç yurttan çıkmamıza gerek bile yok. Yurdun içinde süpermarketler var. Yurdun içinde yemek yiyebileceğimiz yerler var. Lokanta var, kafe var, kafeler var. Bu bana yetiyor. Şöyle bir soruya da açıklık getireyim artı olarak. İşte bana orada kaç TL yeter? Gerçekten hani bu soru çok değişken bir soru. İnsanların nasıl yaşadığına göre değişen bir soru bu. Çünkü
birisi vardır her gün bara gider, diğeri vardır bir tane hazır makarnayı böle böle 3 günde yer. Ama normal bir insansanız, iki farklı insan diyelim, bir insanda sigara alkol var, öbür insanda sigara alkol yok ve yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz, arada dışarıya çıkıp para harcıyorsunuz diyelim. Sigara içen bir insansanız 1000 TL, 1100 TL size yeter. Sigara içmeyen bir insansanız 800 TL, 900 TL size yeter. Bunu hangi şekilde söylüyorum? Haftada bir arkadaşlarınızla dışarıya çıkıp yemeklerinizi kendi evinizde yapıyorsanız, her gün dışarıdan yerseniz, Türkiye'nin yemek sepetinin burada eş değeri Delivery Club'dan her gün yemek söylerseniz 2000 TL de size yetmez. Ama yetiren yetiriyor mu? Yetiriyor. Diğer soruya geçelim. Neden Rusya? Arkadaşlar neden Rusya? Çünkü bir sürü üniversite okuyabilirsiniz. Avusturya'da okuyabilirsiniz, Macaristan'da okuyabilirsiniz, İngiltere'de okuyabilirsiniz, Fransa'da okuyabilirsiniz. Hemen hemen her yerde okuyabilirsiniz. Ama burada ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Para. Evet arkadaşlar. Paranızın en güzel şekilde yettiği yerde okumanız lazım. Paranızın yettiği yerde de değil. Paranız yetecek ve siz orada rahat bir yaşam veya size göre rahat bir yaşam sürdürebileceksiniz. Bundan dolayı en uygun yer Rusya kalıyor. E tabi Ukrayna da var ama Ukrayna'daki yurt durumları, oradaki rüşvet durumları, hazırlıkta okula gitmezseniz eğer, yani devamsızlık yaparsanız sizi parayla geçirme durumları, üniversiteyi sonra Ukrayna'da Rusça yasaklanmaya başlandı. Yani Rusça sizin çok fazla işinize yarar ama Ukraynaca sadece Ukrayna'da konuşulan bilir ne kadar işinize yarayacak. Bu gibi nedenlerden dolayı Ukrayna ve Rusya arasında kaldığınızda Rusya'yı tercih etmenizi öneririm ve ben Rusya'yı tercih ettim. Öbür ülkelerde zaten pahalı. Polonya'ymış işte, zaten hani Azerbaycan, Kazakistan'ı hiç söylemeyeceğim. Rusya gibi yerler varken oraları neden tercih ediyorsunuz? Diğer soruya geçelim. Kalacak yer masraflı olur mu? Evet arkadaşlar. Yani burada kiralık evlere giriyoruz ve yurt olayına giriyoruz. Arkadaşlar eğer burada kiralık evde kalmak isterseniz cep yakar. Nasıl yakar? İstanbul gibi yakar. Yani örnek vermem gerekirse bir odalı evler 10.000 ruble. Türk TL cinsinden söyleyeyim. Bir odalı evler 1000 TL'den, iki odalı evler 1500 TL'den, üç odalı evler 2000 TL'den başlar. Bakın çok güzel evler bulursunuz demiyorum. Başlar diyorum. Hani reklamlarda olur ya. Örnek veriyorum. Herhangi bir X arabası 15.000 TL'den başlayan fiyatlarla bir bakarsanız 50.000 TL. Yani 15.000 TL'den başlıyor. Ya biz ona tekerini satıyoruz gibi, anladınız mı? Yani 1000 TL'den başlar. Mesela bir odalı evleri 1500 TL'den güzel bulabilirsiniz. İki odalı evleri 2000 TL'den güzel bulabilirsiniz. Biz burada bir arkadaşımıza ev tuttuk 2400 TL'ye. 3 odalıydı. Gayet güzeldi. Bazen bu şekilde de denk getirebilirsiniz. Diğer soruya geçelim. Avrupa denkliği var mı? Arkadaşlar bakın, Bologna sürecinden bahsettik. Bu süreçte şöyle bir şey oluyor. Zamanında devletler bir araya gelip bir anlaşma imzalıyor. Bu anlaşmadaki üniversiteler birbirlerine diyorlar ki tamam, biz sizden mezun olan öğrencileri kendi ülkemizde denk kabul edeceğiz diyor. Ve bu Bologna sürecinde Türkiye var mı? Türkiye yok. Rusya var mı? Rusya var. Avrupa'daki ülkeler var mı? Var. Ve ayrı olarak da Türkiye'nin dünyada biz bu üniversiteleri tanırız diye oluşturduğu ilk 500, ilk 1000 üniversiteler diğer ülkelerde de benzer. Ondan dolayı siz çalışabilirsiniz. Mavi diploma, kırmızı diploma aslında sadece küçük bir avantaj. Çünkü siz eğer iyi bir makine mühendisiyseniz, iyi bir yazılım mühendisiyseniz Avrupa'da da iş bulursunuz, Amerika'da da iş bulursunuz. Ama sorumuz denklikse evet, Amerika'da ve Avrupa'da denkliğiniz var ve kabul ediliyorsunuz. Diğer soruya geçelim o zaman. Rusça zor mu? Evet. Evet, geldik klasik soruya. Rusça zor mu? Rusçayı kaç haftada öğrenirim? Kaç ayda öğrenirim? Kaç ayda ne kadar konuşurum? Arkadaşlar bu tamamen size bağlı. Gerçekten bu sorudan gerçekten ben illallah ettim. Arkadaşlar şimdi İngilizceyi siz, örnek veriyorum. Hani ben kendimden örnek vereyim. Mesela ben 4. sınıftan itibaren İngilizceyi görmeye başladım. Lise 4'e geçene kadar İngilizce öğrenemedim. Aslında 9-10 yıl. 9-10 yılda İngilizce öğrenemedim. Anladınız mı? Rusya'ya geldikten sonra Rusça bilmediğim zamanlar İngilizce konuştum. 2 ayda İngilizce'de hemen hemen her şeyi anlatacak derecede İngilizce öğrendim. Ama eğer ki ben konuşmasaydım öğrenmezdim. Rusça da o şekilde arkadaşlar. Eğer ki siz konuşursanız, gramerini ilk başta öğrenmeden kelime ezberi yapıp konuşma, ondan sonra da grameri öğrenme olayına geçerseniz öğrenirsiniz. Çünkü bu dil arkadaşlar türev değil, integral değil, logaritma değil, trigonometri değil.
konuştukça öğreneceksiniz. Bununla ilgili videoyu zaten diğer aşamada ben çekeceğim. Yani diğer zamanlarda böyle bir video çekeceğim, Rusça en hızlı nasıl öğrenilir diye. Ama şu anda sadece üstünden geçerek yetiniyoruz arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Madem bu kadar kolay, neden kimse gelmiyor? Evet. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar, kimse gelmiyor çünkü kimse bilmiyor. Hiç kimse Rusya'da üniversite okuma, Ukrayna'da üniversite okuma, Amerika'da üniversite okuma bununla ilgili bir şey bilmiyor ya da duymadı. Nereden biliyorum arkadaşlar? Ben Rusya'ya gelmeden önce Ankara'da, Kızılay'da bir X dershanesindeydim ve orada tabii ilk başta Ukrayna düşünüyordum ben. Sonra araştırdıkça Rusya'ya geçtim ama bu önemli değil. Ukrayna'da üniversite okumak istediğimi söyledim ve iki şekilde tepkiyle karşılaştım. Birincisi, sen Ukrayna'da üniversite mi okuyacaksın? Nasıl okunuyor ki Ukrayna'da üniversite? Bu şekilde. İkincisi de, senin oraya paran mı yeter? Hani çünkü neden Türkiye'de kötü özel bir üniversitede bile okumak isterseniz 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lirayı gözden çıkartıyorsunuz. E tabii o akılla düşündüğümüzde de Ukrayna'daki üniversite kaç paradır ya? Bu şekilde düşünüyorsunuz arkadaşlar, anladınız mı? Kimse bilmiyor. Kimse bilmediği için biz de sizin bilmenizi sağlıyoruz. Biz de sizin öğrenmenizi sağlıyoruz. Çünkü eğer ki kendinizin belli bir birikimi varsa, babanızın durumu çok kötü değil de iyiyse, en azından normalse, Türkiye'de istemediğiniz bir bölümün saçma sapan bir üniversitesinde özel okul okuyup 20 bin lira vereceğinize, Rusya'da istediğiniz üniversitede okumanız daha mantıklı. Biz de bununla ilgili sizi uyandırıyoruz. Wake up yapıyoruz yani, anladınız mı? Her neyse, diğer soruya geçelim. Biz hayal mi satıyoruz? Hayır arkadaşlar, biz kesinlikle hayal satmıyoruz. Bunlar gerçekler. Rusya'da üniversite okuyan birçok insan var. Bu insanlarla siz kendinizle konuşabilirsiniz. Nasıl gittikleriyle ilgili ve kendiniz de bizlere sorular sorup hangi koşulları sağladığımız sürece Rusya'da ve Ukrayna'da üniversite okuyabiliriz diye kendiniz de bizlere sorabilirsiniz. Kendiniz de araştırabilirsiniz. Araştırdıktan sonra zaten haklı olduğumuzu, hayal satmadığımızı göreceksiniz. Son soruya geçelim arkadaşlar. Kredi veya burs alabilir miyiz? Mükemmel bir soru. Benim muzdarip olduğum bir konu bu. Ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde basın yayın okuyordum ve orada kredi aldığım için, kredi de Türkiye'de biliyorsunuz, belki bilmiyorsanız söyleyeyim, bir defa iptal edildiğinde veya bir defa kredi almamazlık olayı olduğunda, yani alıyorsunuz ve almıyorsunuz ya, hani ya üniversiteniz bitiyor ya da iptal ediyorsunuz ya da okuldan atılıyorsunuz, bir daha alamıyorsunuz. Burs da keza aynı şekilde. Eğer ki öyle bir şey olursa alamazsınız arkadaşlar. Ama eğer ki ilk üniversiteniz Rusya'daki üniversite ise, yani örnek veriyorum, hazırlığı okudunuz Türkiye'de, ondan sonra Rusya'ya geldiniz, kredi almadınız, burs almadınız, Rusya'da alabilirsiniz. Ama Rusya'da eğer ki Rusça hazırlık okuyorsanız, Rusça hazırlıkta alamazsınız. Bölüme geçtiğinizde diploma denkliği denilen bir mevzu var burada. Üniversiteye siz kendi diplomanızı veriyorsunuz, transkriptinizi veriyorsunuz. Sonrasında da üniversitenin denkliğinizi yapıyor. Sonrasında da başvuru yapıyorsunuz ve burs alamazsınız. Rusya'da üniversite okuyorsunuz, burs alamazsınız ama kredi arkadaşlar alabilirsiniz. Bu şekilde söyleyeceğim. Ek bir bonus soru cevaplayayım. Şu anda aklıma geldi. İnsanların bana sorduğu bir soru daha bu. Çalışabilir miyim? Arkadaşlar, burada Rusça hazırlığınızı bitirdikten sonra, Rusça diplomanızı aldıktan sonra siz burada çalışabilirsiniz. Ama şu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hani normalde tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışma biçimi var ya, onun ismini unuttum şu anda, hiç bakmayacağım. O şekilde çalışabilirsiniz. Tam zamanlı değil, yarı zamanlı olarak. Yani günlük işte 3 saat, 4 saat, 2 güne 1, 3 güne 1. O şekilde siz haftada yaklaşık 20 ile 25 saat civarında çalışıp kendinize katkı sağlayabilirsiniz. Tabii Rusya'ya geldiğinizde Rusça öğreneceksiniz, üniversiteye gideceksiniz, sosyal ortamınız olacak. Hani kendinizi alıştıktan sonra iyi hissedeceksiniz. Çalışmaya ihtiyaç duyar mısınız? Bilmiyorum. O konuda herhangi bir fikrim yok ama bence duymazsınız. Yani bu şekilde. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki bu video size bir şeyler kattıysa, bir şeyler öğrendiyseniz, insanların bu gibi videoları görmesini ve bilgilenmesini istiyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve aklınıza takılan bir soru olursa ben cevaplandıracağım. Videoya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. We'll be right back.